16 Ağustos, 22 Ağustos haftalık burcumuz değerli koç burçlarıyla başlamadan önce bütün takipçilerime, gizli takip edenlere, gizli gizli izleyenlere, takipte olmayıp da beni takip etmek, abone olmayanlara selam olsun diyorum. Güzel bir hafta, umutlu bir hafta olsun. Her şey bereketli, aydınlık olsun. Her şeyden önce ülkemizdeki yaşanan bu trajik doğa terörüne, sel ve doğal afetlerden Allah ülkemizi kurtarsın tez vakitte diyorum. Değerli koç burçları, yaşadığımız özellikle ekonomik krizle alakalı ve stresli bir iş ortamı sizi tamamıyla acayip derecede korku ve endişe evresi yaratıyor. Her an liste birinin elinde ve işten çıkartılacağım telaşı içerisindesiniz. Evet, Eylül'e kadar lütfen yeni bir iş arayışı, yeni bir noktaya hazırlayın. Çünkü bulunduğunuz nokta küçülmeye, biraz sıkıntılı evre olduğu için bazı karışıklıklar yaşanacak. Sizde çıkma yok ama kendinizi güvende tutmak istediğiniz için yeni arayışlar içerisine girmeniz, en azından korkunuzu, en azından da yeni alanlara adapte olmanıza daha keyif verecektir. Ve yöneticiniz ya da bulunduğunuz noktada da büyük değişimler yaşanacağı için sanki bulunduğunuz alanın eski enerjisi kalmayacak diye düşünüyorsunuz. Hayır, daha verimli, daha güzel ve sizi anlayan ekiple çalışacaksınız. Ve özellikle cuma günü itibariyle bunun tadını daha keyifli çıkartacağınızı söyleyebilirim. İş bekleyenler ve uzun süredir iş krizi yaşayanlar ve hala iş haklarımı alamadım, maddi kaoslarım çok fazla zorda, gittiğim noktada bir türlü olumlu sonuç alamıyorum diyenler için Ağustos 21 itibariyle ya da Ağustos'un 25'i itibariyle doğru iletişimlerle güzel bir iş kapınız olacak. Pes etmeyin. Lütfen devam edin. Çünkü iş rızkı enerjiniz fazla var ve sanki artık umudunuzu kestiğiniz için, nasıl olsa buradan da bana bir iş alanı çıkmaz dediğiniz için geri durumlar, ayaklarınız geri geri duruyor. Lütfen bu ileri ileri gitsin. İş kapınız hayırlı olacak. Devlet, banka, büyük kurumsal firmada çalışıyorsanız, uzun süredir yerinizde yetkilenmesini istediğiniz konularla ilgili de çok olumlu ve yeni anlaşma Eylül başında ve Eylül'ün ortasına doğru da bu imzanız atılmış. Şimdiden hayırlı olsun istiyorum. Koçlar, kendi işinizi uzun süredir ekonomik olarak döndüremiyorsanız ve artık bu noktada tıkandım diyorsanız, satılması gereken bir mal ve bununla birlikte borçlarınıza ait kapıların ciddi anlamda toparlanmaya doğru gidecek ve işimizle ilgili de daha farklı yan faktörler deneyeceğiz ve işi büyütme planına doğru da geçiş yapacağız. Ortaklı iş yapanlar için ciddi anlamda sıkıntılar, parasal tartışmalarla alakalı yol ayrımları, zamanında olmasını bekleyeceğiniz bir haftanın endişesi var gözüküyor. Tarım ya da toprak işiyle uğraşanlarda ciddi ekonomik kayıp, hatta artık tarım işi yapmasam da ne iş yapsam dediğimiz düşüncelere giriş yapabilirsiniz. Lütfen umudunuzu kesmeyin. Eylül'den sonra toprağınız ya da alanınızda yenilikler, yenilenme noktaları olacak diyorum. Aşk konusunda kendimi yorgun ve bu ilişkinin artık bana bir getirisi yok. Ben emek verdikçe bu ilişkimi, sabrettikçe bekleme salonu gibiyim diyorsunuz. Bu ilişki size evlilik ve ilişkiyle ilgili geleceklerle ilgili netliğe kavuşturacağın uyarısı var. Nişanlı ya da sözlülük evreniz, yani bu hafta sanki aileler nişan tarihi, düğün tarihi belirleme dönemine girecek bazı çiftlerimizde. Ekim sonuna kadar evlilik tarihiniz belirlenmiş olacak ve bu ilişkideki pürüzler gidecek gözüküyor. Sakın pes etme. Evli olan çiftlerimiz, özellikle ev hanımı olan ve evli olan çiftlerimizin eşler, yani kadınlarımız, evde çalışan kadınlarımız ilgi, sevgi ve biraz saygı ve değer görmek istiyor. Fakat eşlerimizin iş temposundan dolayı evde bir diyalog eksikliği var. Lütfen ev hanımları, eşinizle bir ilişki terapisti, birbirinizi anlayacak konuşmalar ya da kendinizi geliştirebileceğiniz noktalara biraz daha özen gösterirseniz ilişki renklenecek. Çünkü artık burama kadar geldi, babamın evinde daha rahatım, burada eziyet görüyorum diyen çiftlerimizde de ciddi ayrılık kararları var. Lütfen ilişki terapisti sizin enerjinize iyi gelecektir. Çocukla ilgili uzun süredir tedavi görenler için de
Bu ay sonu tüp bebek aşılaması ya da bu tarz düşünceleriniz varsa hayırlı olarak gözüküyor. Satmaya çalıştığınız ve elden çıkartmak istediğiniz iki toprak, iki hisseli bir alan olabilir. Bununla alakalı da Ağustos sonuna kadar imzalar atılmış ve istediğiniz rakama erişmiş olacaksınız. Bir de müteahhite giden, yani ailemize ait toprakla alakalı müteahhite gidilmesini beklediğiniz nokta için de iki ayrı müteahhitle anlaşma yapılacak ve size artı bir, biri artı fazla ev teklif edebilir ya da böyle bir durumda iki kişi arasında R ya da E ya da N harf olan kişiyle imzaları atacaksınız. Şimdiden eviniz hayırlı olsun. Sağlık olarak saç kıran, saç dökülmeniz, alerjik reaksiyonlar ve ciddi lekelenmeler oluşmaya başlamış ve son zamanlarda da guatır ve hafif kilolar almaya başladınız. Bir kontrol ederseniz sevinirim. Çocuklarınızla ilgili özellikle bir yatırım telaşı olan ve evliliğinde çok güzel giden çiftler, çocuklarına çok güzel bir ya da kendinize geniş bir ev bakmanız var. Bunun da altyapısı ve parası ve krediyle ilgili onayınız gerçekleşmiş olacak. Korkmayın, güzel bir hafta, yenilik haftası, umudunuzu hiç kesmeyin. Rabbim hepimize güzelliklerle dokunsun. Allah'a emanet olun, mutlu kalın, her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.